Evet, ÖSYM adında 4 sorularındayız. Bir boyutta sabit ilmeli hareket, 3, 4, 5 artı soru bankası. Birinci soruda demiş ki, doğrusal bir yolda hareket eden kali araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre sıfır T zaman aralığında kali araçlarına ait niceliklerinden hangileri kesinlikle diyor, eşittir diyor, büyüklük olarak. Yani gönüle bakma diyor, eksisine artısına bakma, büyüklükleri eşit midir, değildir, Bunu soruyor. Şimdi bakalım iki araca ait konum zaman grafiğinde şu başlangıçtaki konumla son konumu işaretleyip grafiğin eğimini alırsam neyi bulurum? Ortalama hızı bulurum. İki aracında ortalama hızı gördüğünüz gibi şu açıda neye bakacağım? Her ikisi de sıfırdan x konumuna ulaşmış. O zaman k aracı içinde, l aracı içinde ortalama hızlar vort, ne eşit? x bölü t'ye. Birbirlerine ne birbirlerine? <laughs> ortalama hızları eşittir diyorum. Yani x bölü t'ye eşit. Ha, bu hızı ben aynı zamanda nasıl bulabilirim? Aracın ilk anındaki hızı artı son anındaki hızı bölü 2 şeklinde de bulabilirim. Her iki araç için de demek ki ilk hızlarıyla son hızlarının toplamının yarısı birbirine neymiş? Eşitmiş. Ortalama hızı böyle de yazabiliyorum. Word. Word. Kim bu? Bu K alıcı, bu da L aracı. Şimdi bu araçların hızlanıp yavaşlama durumlarını inceleyelim. Ne demiştim? Şuradan şöyle bir işaretleme yapın. Zamanı iki eşit parçaya bölün. O noktadaki K aracının konumu ve L aracının konumu işaretledim. Şimdi K ne yapmış? Sıfır anında buradayken T bölü 2 anında şu noktaya gelmiş. Yani bu kadar yer değiştirmiş. Ardından T anında da şuraya gelebilmiş. Yani bir kere pozitif yönde gitmiş mi gitmiş. Güzel. Artı bir hızlı yerine sahip. Fakat yer değiştirme miktarları eşit zaman aynı değil gittikçe azalıyor. Demek ki pozitif yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Diğer araç ise yani L aracı. Onun da bakın şu taraftan inceleyelim. Şöyle. Sıfır anında sıfır konumundayken T bölü 2 anında ne yapmış? Şu hizadan şu kadar yer değiştirmiş. Sonunda bu kadar yer değiştirmiş. Yani önce küçük bir parça sonra daha büyük bir parça alıyor. O zaman artı yönde gitmiş mi bu da? Gitmiş. Hızı artı ve büyüklüğü hızının ne oluyor? Zamanla artıyor. Çünkü eşit zaman dilimlerinde daha çok yer değiştirme yapmaya başlıyor. Ve bu araçların ee, bu durumda yer değiştirmeleri her ikisinde ne kadar çıktı? Sıfır konumundan artı x konumuna gittikleri için her ikisinde yer değiştirmesi büyüklük olarak da yön olarak da aynı. Yani kesinlikle aynı. Evet bunu da aldım. 3 ve 4 İlk hız ve sonuza bakarsam. Şimdi ortalama aynı ama biri yavaşlayarak diğeri de hızlanarak bu hıza ulaşıyorlar. Ortalama hıza sahip oluyorlar. Ee, bunların ilk ve son hızları nasıl eşitleyeceğim ki biri ne yapıyor bakın. Şimdi ortalama hızları aynıysa biri son anda gördüğünüz gibi şu araç yani kırmızı araç. K aracı. Başlangıçta şöyle bir eğime sahip. Onu yeşille göstereyim hadi bir Eğime sahip sonra gidiyor bu eğim gittikçe azalıyor bakın eğim değeriniz. Açımız azalıyor. Sonra şuraya falan geldiğinde hiç eğim meyim kalmıyor. K aracının son hızı ne oluyor demek ki sıfır oluyor. Yavaşlayarak ilk baştaki hızına K'nın V dersem son hızı sıfır bölü 2. Diğer araca baktığım zaman onun da V bölü 2'lik ortalama hıza sahip olması için L aracına bakıyorum. L aracına da başlangıçta bakın eğimi sıfır. Yani onun da ilk hızı sıfır. Son hızı V kadar olup Ortalama ne çıkıyor? Eşit çıkıyor. Ya yani bunlara ait konum zaman grafiğinden yola çıkıp hız zamanı çizmeye kalkışırsam biri T anında V hızına sahip ve yavaşlayıp duruyor. Sıfır oluyor son hızı. Diğeri ise başlangıçta sıfırlık hıza sahip. Hareketinin sonunda ancak ne yapıyor? V hızına ulaşmış oluyor. Evet şu araç ikinci çizdiğim L aracı ilk çizdiğim K aracı. Evet gördüğünüz gibi ne yapıyor? Eşit miktarda yer değiştiriyorlar mı? Evet. T anında başlangıçta L'nin hızı sıfırken ilk hızı son hızı V olurken L'nin ve K'nın ilk ve son hızlarını yazıyorum. L'nin ilk hızı sıfır son hızı V oluyor. K'nın ise ilk hızı V son hızı sıfır oluyor. Bu pozitif yönde yavaşlıyor. Bu da pozitif yönde ne yapıyor? Hızlanıyor. O yüzden ilk hızları da son hızları da eşit değil. 3 ve 4. C yanı oldu. Aynı doğru hareket eden otomobil ve tırın hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçların t 0 anda aralarındaki uzaklık 200 metredir. Buraya bir yazalım. Başlangıçta bakın yan yana değiller. 200 metrelik bir mesafe var. Buna göre 30 saniye sonunda araçlar arası uzaklık en fazla kaç metre olabilir? Şimdi iki araca ait zaman grafiklerinin arasında kalan şu alan neyi veriyordu aslında? Eğer başlangıçta aynı nokta olsalar, olsalardı son anda aralarındaki mesafenin ne kadar olacağını. Yani otomobilin tırdan ne kadar daha fazla yol aldığını gösteriyordu bu. ben bu paralel kenar alanını nasıl hesaplarım? Yüksekliği şurası tabanı 20 metre. Buradan da görüyorsunuz 20 metre zaten. Paralel kenar olduğunu oradan anlıyorum. yükseklikte 30. 30 çarpı 20'den şurası 600 metre otomobil tıra nazaran 600 metre daha fazla yol alacakmış. Şimdi başlangıçta kim kimden önde biliyor muyum bilmiyorum. İki olasılık var demek ki. Şöyle çizdim. Bir otomobil burada olsun. Tır burada olsun. Sonra tır burada olsun. Otomobil burada olsun. Otomobil, tır, tır ve otomobil. Evet otomobil tıra nazaran ne yapıyor? 600 metre daha fazla yol oluyor. Yani sonuçta son noktaları atıyorum. Ee, şöyle diyelim. Hatta tek tek ne kadar yer değiştirdiğini bulabilirim. Mesela tır ne kadar yer değiştiriyor? 20 çarpı 300 bölü 2'den 300 metre. Otomobil de toplamda 900 metre yer değiştiriyor. Yani otomobil 900 metre yer değiştirerek buraya gelebilir. 900 metre. Tır da 300 metre yer değiştirip buraya gelir. Otomobil tırın ne kadar arkasındaydı? 200 metre arkasındaydı. 900 metre yer değiştirdiğine göre o zaman şu uzunlukta tırın aldığı yol 300 metre. Toplam uzunun 900 çıkması için tır son anda burada, otomobil de son anda burada deyip tırla otomobil arasındaki mesafe 900'den 500 çıktı. Ne kadar çıkar? 400 metre. İkinci olasılığımız tır ne yapıyor? 300 metre yer değiştiriyor. Aralarındaki mesafe 200-300 metre yer değiştirerek buraya geldi. Otomobilde toplam neydi? 600-300 daha 900 metre yer değiştirdi ve şuraya falan geldi. Aralarındaki bu mesafe 200 metreydi. Tır buraya geldiğine göre tır üstü toplam 300 metre yer değiştirdiği için burası 100 metre olur. Otomobilde buraya geldi. Otomobilin toplam yer değiştirmesi de 900 olduğuna göre 100'ü burada şuraya ne kalacaktır? 800 metre. Şimdi bize aralarındaki uzaklık en fazla ne kadar olabilir dediği için ne çıktı yanıtım? 800. Yani 400 de olabilirdi aslında. Ama eğer otomobil zaten yarışa önde başlayıp bir de tıra göre daha çok yol alırsa son durumda aralarındaki mesafe ne olur? Daha fazla olur. Yani bunu tekrar yapalım. Aralarında başlangıçta 800 metre şey 200 metre yol vardı. Otomobil tıra göre 600 metre daha fazla yol alıyorsa yani otomobil de tırdan öndeyse zaten bir 600 metre daha fazla yol olarak son anda aralarındaki mesafeyi ne yapacaktır? 800 metreye çıkarmış olacaktır. <laughs> Ama daha azı da olabilirmiş yani. Doğrusal bir yolda hareket eden e, bir kamyon aralarında 400 metre mesafe bulunan iki yeşil ışığı 30 ve 4, şey, 50 metre bölü saniye hızlarla geçiyormuş. Buna göre kamyonun hızlanma ivmesi ne kadardır diyor. Birinci lambaların olduğu bölgede hızı 30, İkinci lambaların olduğu bölgede hızını ne yapıyor? 50 yapıyor. Peki işaretleyelim o zaman. Ve t çiziyorum. Şurası 50 metre bölü saniye. Burası da 30 metre bölü saniye. Evet. Şu bölgede bakın ne kadar yol almış? 400 metre. İsteyen hani bu süreye T deyip buradaki alanın ortalama işte e, alanı bulursunuz ne dersiniz. Kimisi şöyle yapıyor değil mi? Sizin gibi bir yapalım. Genelinizin yaptığı gibi. Kimisi şunu yapıyor. Diyor ki şuranın alanı artı buranın alanı. Buranın alanı 30T. Buranın alanı da diyor ki 50 ile 30 arasındaki fark şurası 20'dir. 20 çarpı T bölü 2'dir. Dolayısıyla buradan 10T buluyor. Buradan da 30T. Toplam 40T'lik yerleri değiştirme 400 metre eşitse T eşittir 10 saniye diyor. Ya da ben daha önce öğretmiştim başka derslerimde. Aa, ne yaparsınız? 30 ile 50'nin ortalamasını alırsınız. 30 ile 50'nin ortalaması 40'tır deyip şurada bir dikdörtgen oluşturursunuz. Bu dikdörtgen ortalama hız ifadesiyle zamanın çarpılarak toplam yer bulunmasını sağlıyor. Çünkü şu üçgen aslında buradaki üçgenle aynı alana sahip. O yüzden şu yamuğun alanı şuradaki dikdörtgenin alanıyla ne oluyordu? Aynıydı. Ortalama hız 50 ve 30'a eşit uzaklıktaki noktaların demek, noktam demektir. Yani 50 ile 30'u toplayıp 2'ye bölürüm. 40 metre bölü saniyedir. 40 t'yi çarptığım zaman dikdörtgenin alanı dolayısıyla yamuğun alanı bulmuş olurum. Burası 400 ise t eşittir 10 saniyedir derim. Yani ilk hız 30, son hız 50 ise ortalama hızı al. 40 de 40 ile t'yi çarpıp 400 metre eşitle. Bu kadar. Şimdi ivme kaldı. İvme hız değişimi bölü zamandı. Hızım 30'dan 50'ye ne kadar arttı? 20. Kaç saniyede? 10 saniyede. 10 saniyede 20 artıyorsa ivme ne olacaktır? 2 olacaktır. Delta V bölü delta T. Hızım 20 metre bölü saniye arttı. 10 saniyelik sürede. Demek ki 2 metre bölü saniye karelik ilmemiz varmış. Ha burada işte zamansızsız formülü mesela kullanırsanız, ezber biliyorsanız ben pek sevmiyorum. V kare eşittir. V sıfır kare art 2ax dersiniz. Zamandan bağımsız hale getirirsiniz. 50'nin karesi 2500. 30'un karesi 900. Art 2ax'in ne çıkması lazım? Buranın 1600. Buranın 1600 çıkması için x 400 ise o zaman burası da 10 olursa burası da zaten 2 ne yapacaktır? Ee, pardon 2ax yanlış mı yaptım? Ha a'yı niye a'yı a a niye 10 aldım ki? Özür dilerim. Şurayı yanlış yazmışım. Evet. Ee, a neydi? Ha a'yı bilmiyorum. Burası 2 2 çarpı 4 800. A yerine ne gelmeli demek ki? 2 gelmeli. 2ax 2 kez yazmışım gibi oldu. Evet. Hani buradan da bulabilirsiniz isterseniz. İvme zaman grafiği verilen bir aracın ikinci saniye sonundaki hızı sıfırdır. İkinci saniyenin sonundaki hızı sıfır. Aracın altıncı saniye sonundaki hızı ne kadardır diyor. Böyle çizelim grafiği. İlk başta hız değişimim ne kadar? 4 kere 2. Buradaki hız değişimim artı 8. Şimdi ilk hızıma bu değişimi eklediğimde 8'e eklediğimde 2 saniye sonra bu işte sıfır anı. Bu da ikinci saniye anı. Ne oluyor? bu değer? Sıfır. Yani ilk hızınız o zaman ne olmalı? Eksi 8 metre bölü saniye olmalı ki 8'lik değişimi ekleyince sonuç sıfır çıksın. Eksi 8'den başladım buraya geldim. Evet eksi 8. Bu da ikinci saniye. Sonra şu bölgede gördüğünüz gibi iki kere eksi 4'ten bir eksi 8 bir eksi 8 daha var. Ya da şöyle 4 çarpı eksi 4'ten 16 diyebilirsiniz. Yani 6 saniyenin sonunda bir ne yapacağım demek ki? Ee, tekrar üzerine eksi 8 ekleyeceğim. Yani ben bunu eksi 8'e eklersem sıfıra eksi 8 e eklersem ne bulurum? Eksi 8 bulurum. Sonra bir daha eksi 8'e eklersem ne bulurum? Eksi 16. Yani hani şöyle zaman, hız değerlerini yazdığınızda hız değerleriniz hep 6'ya kadar değişecek. Yani ilk hızımı bilmiyorum sıfır anında. ikinci saniyede dördüncü ve altı saniyedeki hızlarımı yazacağım. İkinci saniye sonunda hızım sıfır oluyor. Fakat bu aralıkta hız değişimim artı 8. O yüzden buraya eksi 8 e yazmalıyım ki 8'e eklediğimde 0 çıksın. Buradaki hız değişimi eksi 8, 0 eksi 8 e ekledim eksi 8 oldu. Buradaki hız değişimim yine eksi 8, eksi 8'e hız değişimi ekledim eksi 16 oldu. Yani grafik şu şekilde aslında devam edecekmiş. Tamamlamam gerekiyormuş grafiği. Aşağı doğru uzatmam gerekiyormuş. Evet. 4, 6. 4. saniye sonunda hızımız 8. 6. saniye sonunda hızımız ne oldu? Eksi 16 metre bölü saniye. Evet. Bu da böyle gitti. <laughs> Doğrusal bir yolda hareket eden bir kamyonetin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre kamyonetin 0, 4 T zaman alanında hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Araç T, 4 T zaman alanında ivmeli hareket yapmıştır. T, 4 T. Hızınız değişiyor mu? Bakın t 2 t aralığında değişiyor. 2T-3T aralığında değişiyor mu? Değişiyor. 3T-4T aralığında değişiyor mu? Değişiyor. Hızın değiştiği her yerde ilmeli hareket vardır. Doğru. Araç bir kez yön değiştirmiştir. Yani artı yönde giderken, eksi yönde gitmeye başlıyorsa, eksi yönde giderken, artı yönde gitmeye başlıyorsa, burada bir yerde bir hız ne yapmış? Ee, araç yön değiştirmiş demektir. Şimdi bakın burada hız değerleriniz artı, 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 artı. İlk başta artı ve sabit. Sonra artı ve azalıyor. Sonra bir anda hız eksi olmaya başlıyor. Yine buralarda eksi. Artı değerden eksi değeri geçtiği an 2T anıdır. Demek ki araç bu, bu noktada ne yapmış? Yön değiştirmiş. Hatta önce bir 2x noktasına gitmiş. Sonra bir x daha alarak 3x noktasına. Sonra eksi x kadar yer değiştirerek şöyle yapıyor yani. Çizersem. Başlangıç burası olsun. Önce ne yapıyor? Artı yönde 2x yer değiştiriyor. Buraya geliyor sıfırdan T anının sonuna kadar. Sonra bir daha x kadar yer değiştiriyor. 2t'nin sonunda burada. Sonra eksi x kadar yer değiştiriyor. İşte tam 2t anda gördüğünüz gibi rüp u dönüşü yaptı. Yön değiştirdi. Eksi x. Sonra bir eksi x daha yol olarak buraya geliyor. Art x konumuna gelmiş oluyor. Hangi an? Bu 2t, 3t ve 4t anı. Evet bir kez yön değiştirmiş doğru. Aracın ortalama süreti ortalama hızından büyüktür. Ortalama süret, sürat süratte toplam alınan yolu zamanı bölürsünüz, bölersiniz. E, ortalama hızda ise toplam yer değiştirmeyi zamanı bölersiniz. Ortalama sürat, ortalama hız. Süreti nasıl buluyormuşum? Yolların hepsini toplayıp geçen süreyi bölüyorum. Burada da yer değiştirmelerin hepsini toplayıp zamana bölüyorum topla topla. Tamam. O zaman ben ne dedim bakın. Hiç eksilinin artılığına bakmayın. 2x, 1x daha 3x, 1x daha 4x, 1x daha 5x. Toplam aldığım yol 5x. Geçen süre 4t. Yer değiştirmem ne kadar? Bakın ilk konumum bu, son konumum bu. Artı yönde x kadar yer değiştirmişim. Yani 2x, x daha 3x. Eksi x daha 2x. Eksi x daha x yaptı. x bölü t. Yani ortalama hızımın büyüklüğü V ise ortalama süratimin büyüklüğü 5V bölü 4 yaptı. Daha fazla çıktı. Evet. Araç 4T anında t anındaki konumundadır. 4T anında gördüğünüz gibi başlangıçtaki konumunda değil. Artı X konumunda. Bu yanlış oldu. Araç T2T ve 3T4T zamanında ivmeli e, pardon ivme büyüklükleri eşittir. Şurada eğim değişmediğine göre bakın şu bölgede doğrudan Eğiminiz hiç değişmiyor. Eğiminiz değişmediğine göre ivmenizin büyüklüğü ve yönü ne olmuyor değişmemiş oluyor. Hatta aralık aralık, aralık bulabilirsiniz. Buradaki ivme son hız 0 eksi ilk hız v kadar bölü geçen sürete. Buradaki ivme son hız eksi v ilk hız 0 bölü geçen sürete. Yani burada da eksi v bölü t buldum. Burada da eksi v bölü t buldum. İvmeler aynı. Eğim değişmediği için ivme de değişmiyor. Evet geldik 6. <laughs> soruya. Vektörlerinden hangilerinin yönü hareket yönüyle aynıdır? VT grafiği verilmiş. Şimdi VT grafiğinin V değeri gördüğünüz gibi pozitif. Araç artı yönde gidiyor. Ancak bu araç zamanla yavaşlıyor. Demek ki hareket yönüne ters yönde bir kuvvete maruz kalıyor. İvme ile kuvvet de her zaman aynı yönde. Yavaşlama hareketinde kuvvetle ivme aynı yönüdür. Bunlar hız vektörüne ters yönlüdür. Yer değiştirme şurada ki alanımız pozitif bir alan. Dolayısıyla artı yönde gittiğim için artı yönde bir hızım varsa artı yönde de yer değiştireceğim. Yer değiştirmemiz de pozitif. Evet. Hareket yönüm artı. Hareket yönüm artı. Yer değiştirmem artı. Hız değişimi ve ivme. İvme gördüğünüz gibi eksi. Peki hız değişimi, ee, o da nasıl bulunur hız değişimi? Birazdan ne olacak mesela? Duracak. Yani birazdan ya da daha küçük bir değere sahip olacak. Mesela v bölü 2'ye düşecek hızınız. E ilk hıza delta v'yi hız değişimine ekleyince ben son hızı buluyordum değil mi? Şimdi ilk hızım ne kadar? v kadar. Son hızım bu son hızım dediğim yani bir süre sonra. T bölü 2 anındaki örneğim T bölü 2 anında hızım pıs, v bölü 2 oldu. Buraya ne eklemeliyim? Eksi v bölü 2 eklemeliyim. Ya da başlangıçtan sonra gidelim. Başlangıç hızım 0. Şey v son hızım 0. Üzerine delta v'lik hız değişimini eklemeliyim. Ne kadar bir hız değişimi var? Eksi v. Yani zaten şöyle düşünebilirsiniz. Hız değişimi delta V nasıl bulunuyordu? Son hız eksi ilk hız. İlk hızınız bu. Birazdan bir süre sonraki son nasıl? şöyle bir şey oluyor. Yani son hızdan ilk hızı ne yapmam lazım? Çıkarmam. Ya da başka bir deyişle son hıza ilk hızın tersini eklemeliyim. Bu iki vektörün toplamı bu yönde çıkacaktır bakın. Bu son hız, şey ilk hız özür dilerim. Bu son hızın herhangi bir andaki tabii ki sıfırlamadım. Sonuz eksi ve ilk hız bu ne yapar bu ikisinin toplamı delta v yapar delta v gördüğünüz gibi eksi yönde çıkmış oldu yavaşlıyorsa zaten hani şöyle düşünün ivme delta v bölü delta t idi ee, bu da zaten net kuvvet bölü kütleydi hız değişimi eksi kuvvet eksi ivme de eksidir. Yani bu üçünün yönü ivme ile net kuvvetin ve hız değişimin yönü her zaman aynı olmak zorunda. Eğer araç hızlanıyorsa bunların yönü hızla aynı yönlü yer değiştirme ile aynı. Eğer araç yavaşlıyorsa bunların yönü hız vektörü ile ters yönlü oldu. Ee, ne oldu bize? Aynıdır. Bir oldu değil mi? Bir hareketli hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ivme zaman grafiği ne kadardır diyor grafiklerin eğimlerinden yararlanmadım. Şu bölgede eğimim artı bak V'den 2V'ye artmış ne kadar V'ye kadar ne kadar sürede T sürede. Birinci bölgede V'ye kadar hızım arttı T sürede. İkinci bölgede hız değişimim yok. Delta V sıfır dolayısıyla ivme de sıfır. Üçüncü bölgeye geldim. Bu bu arada birinci bölge. Üçüncü bölgeye geldiğim zaman 2V'den sıfıra düştü hızım. Eksi 2V kadar ne oldu? Değişmiş oldu. T sürede. Ve son bölgeye geldim. Hızım sıfırdan eksi v'ye çıktı. Sıfırdan eksi v'ye. Ee, eksi v'ye kadar bir değişim var. Yine t sürede. O zaman ben bu ivmeye pozitif a dersem buna negatif a eksi a. Buna da negatif eksi 2 a demeliyim. Başlangıçta a diyelim pozitif. Bu gitti. Evet bu gitti. A a a. Burası oldu. İkinci bölgede ivme yok. Sıfır olmalı. Sıfırmış. Sıfırmış. Burada da eleyemedim. Üçüncü bölgede eksi 2 a olmalı. Eksi 2 a doğru. Eksi 2A bu da doğru. Bu da doğru. Dördüncü bölgede eksi A olmalı. Burası elendi. Dördüncü bölgede burası artı A oldu. Demek ki denizliymiş. Yani AT grafiğinin altında kalan alanlardan da gidebilirsiniz. Buradaki değişim AT'ye kadar. Burada değişim yok. Burada eksi 2 AT'lik değişim var. Burada da eksi AT'lik değişim var. Evet. Yani ilk başta AT'ye kadar artıp Sonra değişmemiş. İşte V kadar artış AT demiş olduk. Sonra eksi 2 AT yazalım. Sonunda da AT kadar azalmış. Aa bitmiş. Öpüyorum çocuklar. Günlük hayat sorularına artık geçiyoruz. İki tane günlük hayat uygulamaları testi var. Ardından da herhalde bir tane orijinal sorular kısmı var.